Merhabalar, ben Ferşat ve burası 8. Herkanalı. İran İslam Cumhuriyeti'nin adından da anlaşılacağı üzere resmi dini İslam ama Şii İslam. Peki nedir bu Şii İslam? İran ve İranlıların konumu bu konuda nedir? İranlılar Şii İslam'ı nasıl kabullenmişler ve nasıl yaşıyorlar? Bugün 5 soruda İran'ın resmi dini olan Şii'yi tanıyacağız. Ayrıca İran'la olan ilgisini öğreneceğiz. Daha fazlası için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilir, zil tuşuna tıklayarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Hadi başlayalım. Şia veya Şiilik nedir? Şia, Arapça kökenli bir kelime olup taraftar ve takipçi anlamına gelmektedir. Bu bağlamda Şii bir kimse, peygamberin halefi ve varisi olarak Hazreti Ali'yi kabul eder. Ve onun ardından Hazreti Ali'nin soyundan gelen 11 imamı artı Hazreti Ali 12 imam olmak üzere kendi imamları olarak kabul edip onların yolundan gider. Şiilik, İslam dinindeki ikinci en geniş nüfusa sahip olan mezheptir. Bu bağlamda Şiiler, Müslüman aleminin %12 ila 15'ini oluşturmaktadırlar. Ve genellikle İran, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Azerbaycan, Irak, Lübnan ve bazı Afrika ülkelerinde yaşamaktadırlar. Şiilik ne zaman ortaya çıkmıştır? Şia inancına göre Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed 632 yılında son haç seferinden Medine'ye dönerken Gadir-i Hum denilen bir yerde durdu. Orada Müslüman alemine ve bütün hacılara bir konuşma yaptı. Daha sonra Hazreti Ali'yi yanına çağırarak onun elini tutup havaya kaldırdı ve şu sözleri söyledi. Men kuntu mevlahu fehaza aliyyum mevlahu. Ben kimin velisiysem Ali de onun velisidir. Tekrar Şii inancına göre bahsediyoruz burada söylenenleri. Şiiler bu hadisin veya bu sözün şöyle bir tefsiri var olduğuna inanıyorlar. Şii inancı açısından veli, vilayet sahibi kişidir. Yani Hazreti Muhammed bu lafı söylerken veya bu hadisi sarf ederken Hazreti Ali'yi kendinden sonraki varis veya halef olarak ilan etmiştir. Daha sonra Hazreti Muhammed vefat ettiğinde Müslümanlar Hazreti Ebubekir'i varis ve halef olarak seçmişlerdir. Müslüman alemi o sırada pek çok sınırında savaşla meşgul olduğu için Hazreti Ali bir iç savaşı daha önlemek için sessiz kalmayı tercih etti. Nitekim Hazreti Ebubekir Müslümanlar tarafından halife olarak seçildikten sonra bir takım Müslümanlar Hazreti Ali'yi desteklemiştir ve onun yanında olmuştur. Tabi o dönemde bunlar Şii olarak adlanmamışlardır. 96 sene sonra yani 728 yılında İmam Sadık Hazretleri yani Şiilerin 6. imamı Caferi ve Şiilik fıkhını ortaya çıkarmıştır. Ve birçok kaynağa göre Şii kelimesi de o dönemden yani İmam Sadık'ın yaşadığı dönemden itibaren yaygınlaşmaya başlamıştır. Peki İran ve İranlılar ne zaman İslam'ı kabul edip ne zaman Şiileştiler? Sasani İmparatorluğuna dek yani 7. yüzyıla dek İranlıların birçoğu Zerdüştlük dinine mensupturlar. Daha sonra Arap istilası sırasında tabiri caizse kılıç zoruyla İranlılar İslam dinini kabul etmişlerdir. İran'daki Şiiler 15. yüzyıla kadar İran'da dağınık vaziyette yaşamaktadırlar ve çoğunluk da kuzey bölgesinde yani Hazar kıyılarında yerleşmişlerdir. 15. yüzyıla kadar İranlıların çoğu Sünni ve doğrusunu söylemek gerekirse çok açık bir fark da yok arada. Yani ben Sünniyim sen Şiisin diye çok açık bir şekilde, çok bariz bir şekilde bir kimlik yok ortada. Öyle ki bugün ülkenin %80 ila 85'i Şiidir ve geri kalan Müslümanlar Sünni Müslümanlardır. Şiiliğin temel inançları nelerdir? Şiilik ve Sünnilik arasındaki farklar nelerdir? Halbuki ister Sünni olun ister Şii, temel inançlar hemen hemen aynıdır. İslam'da
üç tane temel inanç vardır. Üç tane temel amentu vardır. Bunlar nelerdir? Birincisi tevhid. Yani Allah'ın yegane bir varlık olduğuna inanmak. İkincisi nubuvvet. Yani peygamberlere inanmak. Üçüncüsü me'at. Yani ölümden sonra da bir dünya olduğuna inanmak. Ama Şiiler iki tane daha amentü buna eklemişlerdir. Bunlar dördüncü, yani üç taneden sonra dördüncü olmak üzere adle ilahi, ilahi adalet ve beşincisi imamet. Ayrıca imam denilen şahıs peygamberin ölümünden sonra İslam dinini biraz daha yenilemekle yükümlüdür. Bu ne demek oluyor? İslam din, yani genel olarak bütün dinler zaman boyunca bazı değişimlere uğruyorlar. Yani insanlık bu değişimleri görüyor. İnsanlar değişiyor. İnsanların inançları, önemli saydıkları şeyler değişiyor. İmamlar da kendilerini günümüz olaylarıyla update etmekle yükümlüdürler bir bakıma. Güncellemekle yükümlüdürler bir bakıma. İmamet konusunda Şiiler 12 imama inanırlar. Şii inancına göre İmam Mahdi hiçbir zaman ölmemiştir. Bir kez dünyaya gelmiştir ve doğru zaman gelinceye dek kendini gıybette saklamaktadır. Doğru zaman geldiğinde İmam Mahdi gelecek ve dünyadaki ilahi adaleti yaymaya başlayacak. Peki İmam Mahdi şu an ortada değil. Yani fiziki olarak aramızda değil. Onu görmüyoruz. İmamlık vazifesini İmam Mahdi ortada değilken kim üstleniyor? İmam Mehdi'nin bir hadisine dayanarak bir merce taklit veya taklit merceği toplumda olan olayları gözetleyebilir, onlarla ilgili dini kararlar verebilir ve bir takım hükümler sunabilir. Bununla alakadar iki tane örnek vereceğim. Mesela Kacar döneminde Tembakü, Mirza Rıza Şirazi diye bilinen bir taklit merceği tarafından haram ilan edildi. Çünkü Tembakü tamamıyla İngilizlerin elindeydi ve onlar ticaretini yapıyordu. Ve bu mulla da bunun önüne almak için insanlara bunun haram olduğunu söyledi. Ve normalde bu haram değildir İslam'da, biliyorsunuz hiç de Şii İslam'da haram değildir. Ama oradaki o günün şartlarına bakaraktan o mulla bir karar verdi. Ve bu karar yürürlüğe girdi. Ve insanlar onun haram olduğuna inandılar. İmam Hümeyni bundan yaklaşık 40 sene önce cinsiyet değişimini caiz kıldı. Bu ne demek oluyor? Yani İran'da cinsiyetinden rahatsız olan herhangi birisi günümüzde bazı şartlardan ve bazı proselerden geçerek cinsiyetini değiştirebilir. Halbuki Sünni İslam inancında bu haramdır. Ve bazı daha küçük olan farklılıklar var ama burada onlara değinmek istemiyorum. Çünkü sonuçta inanılan şey aynı bir Allah. Ve inanılan kişi de aynı, bir peygamber, Hazreti Muhammed. Şiilin ayinleri ve merasimleri nelerdir? Şiilerin en büyük merasimi Gadiruhum'dur. Gadiruhum'da söylediğimiz gibi peygamber Hazreti Ali'yi kendisinden sonraki halef ve varis olduğunu açıklamıştır. Şiiler de bu günü bayram olarak kutlar. Muharrem ve Sefer ayları Şii inancında iki hüzün ayıdır. Ve bu hüzün ayları bütün Şiiler tarafından kutsal sayılmaktadır. Çünkü Muharrem ayında Kerbela olayı ve Kerbela savaşı gerçekleşmiştir. Bütün Şiiler Muharrem ve Sefer ayında Kerbela'ya akın ederler. Erbeğin günü Hazreti Hüseyin'in şehadetinin 40. günüdür. Ve bugün yaklaşık 20 milyon Şia Kerbela şehrinde toplanıyorlar. Ve bu topluluk İslam dünyasındaki en büyük topluluktur. Şaban ayının 15'i de Şiiler açısından çok önemlidir. Çünkü Şaban ayının 15'inde Hazreti Mehdi dünyaya göz açmıştır. Bugün insanlar bayram sayar, şeker dağıtırlar ve mutlu olmaya çalışırlar. Ve Hazreti Mehdi'nin zuhuru için dua ederler. Gelecek hafta Perşembe İran'la ilgili bambaşka bir konuda karşınızda olacağız. Lütfen kanalımıza abone olarak bizi desteklemeyi unutmayınız. Ayrıca zil tuşuna tıklayarak da yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağlıkla kalın.